Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ara yayınları 6. sınıf 3. bilayda matematik keyfi kitabında sayfa 173 konu bilimsiz oran ile devam ediyoruz. Konumuza başlayalım. Bilimsiz oran aynı ölçü birimine ait çoklukların birbirine oranı bilimsizdir. Bu oranı ise biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Bilimsiz oran diyormuşuz. Diğer sayfaya geçelim ve bir adet örneğimizi görelim. Örneğimiz neymiş? 4 metre uzunluğunun 3 metre uzunluğuna oranı. Yan tarafta eğer incelersek 4 metre bölü 3 metre. Metre ve metre ikisi de uzunluk birimi olduğu için aynı birimden birimlere sahip olduğu için sadeleşir ve bize 4 bölüm 3 olarak kalır. Diğer bir gösteriş ile 4 bölü 3. Aynı şeyi kitabımızda yapmış. Buradan da görebiliriz. Burayı da siliyorum ve diğer sayfaya geçiyorum. Diğer sayfadaki örneklere başlayalım. Bizden istemiş ki aşağıda verilen oranlardan birimsiz oran olanları tik ile belirleyiniz. Birimsiz oran neydi arkadaşlar? Az önce görmüştük. Aynı ölçü birimine ait olan oranlar sadeleştiği zaman bize birimsiz oranı veriyor. Şimdi başlayalım. Ton ve kilogram. A şıkkında bize ton ve de kilogramı vermiş. Tonumuz ve de kilogramımız hangi ölçü birimine aittir? Tabii ki de ağırlık. Dolayısıyla bunlar aynı ölçü birimine ait olduğu için ton ve kilogram sadeleşir ve bize bilimsiz oranı vermiş olur. B şıkkımıza bakalım. Santimetre ve metre yanına yazalım hemen. Santimetre ve metre bunlar nedir? Birer uzunluk ölçü birimidir. Uzunluk ölçü birimi olduğu için ikisi de sadeleşir ve bize birimsiz oranı verir yine. C şıkkımıza bakalım. 60 desimetre bölü 4 metre. Desimetre ile metre, yukarıdaki santimetre ve metre gibi bunlar da birer uzunluk ölçü birimine aittir. Dolayısıyla bunlar da sadeleşir ve bize yine birimsiz oranı vermiş olur. C, C şıkkımıza bakalım arkadaşlar. 10 santilitre santilitreyi buraya yazalım. Ve litre. Santilitre ve litre nedir? Birer hacim ölçü birimidir. Hacim yazdım. Bunlar da aynı yukarıdaki ABC B, C şıkkındakiler gibi aynı ölçü birimine ait olduğu için bunlar da sadeleşir ve bize birimsiz oranı verir. D şıkkımıza gelelim. Kilogram bölü litre. Kilogram bir Ağırlık birimidir burada yazmıştık. Litresi bir hacim birimidir. Bunlar sadeleşemez. Bunlar bize birimsiz oranı değil. Bir sonraki de görecek olduğu bir sonraki konuda görecek olduğumuz birimli oranı vermiş olur. O yüzden bunu şimdilik bir şey yapmıyorum. Bu boşta kalıyor. 23 milimetre bölü 4 kilogram. 23 milimetre bir nedir arkadaşlar? Uzunluktur. Bunu buraya yazalım. Bu bir uzunluktur. Kilogramı yukarıda yazmıştık. Kilogram bir ağırlık birimidir. Bunlar sadeleşemiyor. Bunlar buna da tık atamıyoruz D şıkkındaki gibi. F şıkkımıza bakarız arkadaşlar. F şıkkında kilometremiz var. Kilometre ve metre. Bu ikisi nedir birer? Uzunluk birimidir. Buraya uzunluk yazalım. Kilometre ve metre birer uzunluk birimi olduğu için bunlar sadeleşebilir ve bize birimsiz oranı verir. Geç şıkkımıza gelelim. 48 ton demiş. 48 ton ve 15 gram. Ton ve de gram birer ağırlık birimi, ağırlık ölçü birimi. Dolayısıyla bunlar da bir şekilde sadeleşebilir ve bize birimsiz oranı vermiş olur. Buna da tık atıyorum ve yumuşak G şıkkıma yani bu sayfadaki son şıkkıma geliyorum. 12 kilometre kilometre yukarıda da yazmıştım ben zaten ve santimetre yukarıdan da eğer kopya çekersek bunların uzunluk birimi olduğunu görüyoruz. Bunlar da aynı ölçü birimine ait olduğu için sadeleşebilir ve bize bilimsiz oranı vermiş olur. Bu sayfayı temizliyorum ve birinci örneğimin diğer örneklerine geçiyoruz. H şıkkına geldiğimizde 100 kilometre kalemimizi alalım. 100 kilometre kilometre bir uzunluk birimiydi. Uzunluk saniye bir ne birimidir arkadaşlar? Zaman birimidir. Görüyoruz ki bu ikisi farklı birimlere ait. Dolayısıyla bunlar sadeleşemiyor. H şıkkımız boşta kalıyor. 36 litre ve mililitre. Mililitre nedir arkadaşlar? Litre ve mililitre hacim. Ve gördüğümüz gibi bunların ikisi de aynı ölçü birimine ait oluyor. 36 litre ile 4 mililitre sadeleşip bize bir oransız birimsiz oranı vermiş oluyor. 45 saniye bölü 4 saat. Saniye yukarıda da yazmıştık. Saat de saati de yazalım. Saniye ve saat birer zaman ölçü birimidir. Bakın buraya yazdım ben. Bunlar da sadeleşebilir aynı ölçü birimine ait olduğu için ve bu da bize bir birimsiz oranı vermiş olur. 80 saat ve saniye. Arkadaşlar az önce yazmıştım. O yüzden tekrar yazmıyorum bunu. 80 saat ve de saniye birer zaman birimi olduğu için bunlar da bize birimsiz oranı vermiş olur. Buna da dikkat atıyorum. Ve 25 kilometre ve 12 milimetreye geçiyorum. Kilometre pardon yanlış yazdım. Şunu sileyim. Kilometre ve milimetre. Evet bakıyorum 25 kilometre ve 12 milimetre bunların ikisi de birer nedir arkadaşlar uzunluk birimi Dolayısıyla bunlarla sadeleşir ve bize birimsiz oranı vermiş olur L şıkkımıza gelelim 49 litreyi vermiş litre nedir litre bir hacim birimidir Gram nedir arkadaşlar gramda bir ağırlık birimidir. Gramı da buraya yazıyorum. Gramda bir ağırlık birimidir. Bunların ikisi de litre bölü gram. İkisi de farklı birimlere ait olduğu için bunlar maalesef sadeleşemiyor ve bize birimsiz oranı veremiyor. Bunu da boş bırakıyorum. M şıkkımıza geldiğimiz zaman 20 metre bölü 5 litreyi vermiş. Metreyi arkadaşlar bir önceki sayfada da kullanmıştık. Metre bir uzunluk birimi. Litre ise bir hacim birimi. Bakın. Birisi uzunluk, birisi hacim. Peki bunlar sadeleşebilir mi? Bir şeyin sadeleşebilmesi için aynı cinsten olması lazım. Bunlar iki, bunların ikisi de aynı cinsten değil, farklı cinsten. Dolayısıyla bunlar da sadeleşemiyor. M şıkkında boş bırakmış oluyoruz. N şıkkımıza geldiğimiz zaman 58 ton ve 2 milimetreyi gösteriyor. Ton bir ağırlık dilimidir. Buraya uzun uzun yazalım. Ton bir ağırlık dilimidir. Birimidir. Milimetre yukarıda da yazmıştım. Bir uzunluk birimidir. Bakın ağırlık ve ton, ağırlık ve uzunluk Bunların ikisi de farklı birimler olduğu için ton ve milimetre de sağda Dolayısıyla bu soruyu da bu şıkı da boş bırakıyorum ve o şıkımıza geçiyorum. 30 metre. 30 metre bir uzunluk birimidir. Şuraya küçük küçük yazalım. Kalemimizi küçültebilirsek küçültelim. 4 milimetre ise bu da bir uzunluk birimidir arkadaşlar. Dolayısıyla uzunluk ve uzunluk sadeleşir. Bize birimsiz oranı vermiş olur. Öğeye geldiğimiz zaman 25 gram bölü 5 kilogram. Bir önceki yerlerde de yazmış olabiliriz. Ben yine de yazmak istiyorum. Gram ve kilogram birer ağırlık birimidir. Aynı birime ait oldukları için bunlar sadeleşebilir ve bize yine birimsiz oranı vermiş olurlar. 10 litre bölü desimetre. Arkadaşlar litre yukarıda da yazmıştım. Bir daha yazıyorum. Litre bir hacim birimidir. Desimetre ise bir uzunluk birimidir. Gördüğünüz gibi bunların ikisi de aynı birim, aynı ölçü birimine ait değildir ve sadeleşemez. İkisi de farklı sadeleşebilmesi için ikisinde aynı ölçü birimine ait olması gerekiyorlar. Bunlar farklı birimlere ait sadeleşemiyor. R son şıkkımıza geçiyorum. 8 metre, metre bir uzunluk birimi, uzunluk birimi, gram bir ağırlık birimi. Uzunluk ve ağırlık farklı ölçü birimleri olduğu için bunlar da sadeleşemiyor ve bize birimsiz oran değil birimli oranı göstermiş oluyor. Bunları da sadeleştiremiyorum ve bunu da dikkat Böylelikle ilk örneğimiz, ilk uygulamamız bitmiştir. Şimdi testlerimize geçelim. Evet. Bizden istemiş kim? Yukarıda verilen oranlardan kaç tanesi birimsiz orandır? Bunların altını çizelim. Kaç tanesi birimsiz orandır? Birimsiz oran olabilmesi için ne olması lazım? İkisinin de aynı ölçü birimine ait olması lazım. Pay ve paydadaki birimlerin aynı ölçü birimine ait olabilmesi lazım ki bunlar sadeleşsin ve bize birimsiz oranı vermiş olsun. Evet arkadaşlar ilk önce mor kutucuğumuza bakalım. 4 ton ve 3 kilogramı vermiş bize. Payımızda 4 ton var. Paydamızda 3 kilogram var. Ton ve kilogram neydi arkadaşlar? Birer ağırlık birimidir. Bunların ikisi ağırlık birimi olduğu için bunlar sadeleşebilir ve bize birimsiz oranı verir. Hemen bunun üstüne tik atıyoruz. Yeşil kutucuğumuza geldiğimiz zaman 7 metre bölü 3 saniye. Arkadaşlar metre bir uzunluk birimi. Saniye ise uzunluk değil zaman birimi. ve yani i̇kisinin de farklı ölçü birimine ait olduğunu gördük. Peki bunlar sadeleşebiliyor mu? Tabii ki de hayır. Dolayısıyla bu bize birimsiz oranı vermiyor. Bunun üstüne çarp atıyorum. Mavi kutucumuza geldiğimiz zaman 6 litre bölü 3 desilitreyi vermiş. Litre ve desilitre birer ne birimidir? Hacim birimidir. Gördüğümüz gibi aynı ölçü birimine aitler ve bunlar da sadeleşebiliyor. Dolayısıyla bize birimsiz oranı veriyor ve biz de tikimizi atıyoruz. Burada bize ne vermiş? 1,27 kilometre vermiş. Bölü milimetre vermiş. Kilometre ve milimetre arkadaşlar. İkisi de birer uzunluk birimidir ve aynı birime ait olduğu için sadeleşebilir. Buna da tikimizi atıyoruz ve bu soruda toplam 3 adet birimsiz oranımız vardır. C şıkkındaki 3 işaretleyip diğer soruya geçiyoruz. Evet, yukarıda verilen oranın birimsiz oran olabilmesi için noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz demiş. Birimsiz oran olabilmesi için ne yapıyorduk? Bir önceki örneklerde de yaptığımız gibi pay ve paydadaki pay ve paydadaki oranların aynı ölçü birimine ait olması lazım. Evet payımızda 3 nokta bırakmış. Payımızı bize bırakmış. Paydamızda ama gram vermiş. Gram neydi arkadaşlar? Gram bir ağırlık birimiydi. Dolayısıyla bizim bu oranın birimsiz oran yapabilmemiz için payımıza da bir ağırlık birimi yazmamız gerekiyor. Şimdi şıklardan ağırlık birimine bakalım. Kilogram. Kilogram nedir arkadaşlar? Bir ağırlık birimidir. O yüzden kilogramı yazarız. Tona gelelim. Ton nedir arkadaşlar? Ton da bir ağırlık birimidir. Tonu da yazabiliriz. Miligram. Miligram da bir ağırlık birimidir. Bunu da yazabiliriz. Mililitre. Mililitreyi yazamayız çünkü mililitre bir hacim birimidir. Bunu yazdığımız zaman Oranımız birimsiz oran değil, birimli oran olmuş olacak. Bizde de soruda birimsiz oranı istemiş, birimli oranı değil. D şıkkını işaretleyip diğer soruya geçiyorum. Evet. Buna göre aşağıdaki görünümlerden hangisi olur oluşur? Yukarıda verilen oranlarda birimsiz şuradan kalem alayım. Hı. Yukarıda verilen oranlardan birimsiz olanların kutusu boyanacaktır. Birimsiz olabilmesi için diğer örneklerde de yaptığımız gibi aynı ölçü birimine ait olabilmesi lazım. Pay ve paydadaki birimlerin. Şimdi başlayalım bakalım. Burada dakika bölü saniye. Dakika da saniye de nedir arkadaşlar? Birer zaman ölçü birimidir. Dolayısıyla ilk kutucuğumuz bize birimsiz olanları, birimsiz oranı vermiştir. Bunu böyle boyayalım. Metre bölü milimetre. Evet bakalım metre ile milimetre bu ikisi de birer uzunluk ölçü birimidir. Dolayısıyla bunlar da bize birimsiz oranı verir. Bu ikinci kutucuğumuzu da boyayabiliriz. Ton ve miligram. Ton ve miligram. Bunların ikisi birer ağırlık ölçü birimidir. Dolayısıyla bunlar da bize birimsiz oranı vermiş olur. Üçüncü kutucuğumuz, bunu da boyarız. Evet, geri metrekare bölü santimetre kaldı. Metrekare bir alan birimidir. Şuraya yazalım. Metrekare bir alan birimidir. Santimetre bir uzunluk birimidir. Bu ikisi de farklı şeyler arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar sadeleşemiyor, bize birimsiz oranı veremiyor. Şıklara baktığımız zaman, birinci ikinci üçüncü kutucuğumuz boyalı dördüncü kutuz, kutucuğumuz boyasız olması lazım A değil evet Bursa'yı gördük C değil de cevabımız Bursa evet bunu da temizliyorum ve bir sonraki sayfamızdan birimli konu birimli orana geçiyoruz arkadaşlar birimli oran farklı ölçü birimine ait çoklukların birbirine oranı birimlidir bu oranı birimli oran denir yani biz az önce ne yapmıştık aynı ölçü birimine ait çoklukları bulup onları sadeleştirip birimsiz oran yapmıştık. Burada da tam tersi. Payımıza ve paydamıza farklı ölçü birimine ait olacak. Bakalım örneklere ondan sonra sorularımızı çözelim. Örneğimiz saatteki hızı 3 kilometre olan. Diyor ki 3 kilometre gidiyormuş bu kaç saatte peki? 1 saatte. Dolayısıyla bizden bunu nasıl gösterebiliriz? 3 kilometre bölü 3 saat olarak gösterebiliriz. Bunu yaptık. Şimdi uygulamamıza geçelim. Evet. Birimli oran. Şimdi tek tek ayrı ayrı inceleyelim. Bir önceki sayfada yapmış olduğumuz gibi. Metre bir uzunluk birimidir. saat bir zaman birimidir. Dolayısıyla bunlar bakın farklı ölçü birimlerine ait. Bunlar sadeleşemiyor ve bize birimli oranı veriyor. Burada buna tık atıyorum. 24 ton ve kilogram. Bakın bunların ikisi de ağırlık ölçü birimine aittir. Bunlar sadeleşebiliyor ve birimsiz hale geliyor ve bize birimsiz oranı veriyor. Soru da bizden birimli oranı istemiş. Birimsiz oranı istememiş. Dolayısıyla bunu boş bırakıyorum. C şıkkımıza geldiğimiz zaman 8 kilometre kilometre bir nedir? Uzunluk birimidir. Peki dakika nedir? Dakikayı da şuraya yazıyorum. Dakika da bir zaman ölçü birimidir. Bakın dakika ve kilometre. Bunların ikisi de farklı ölçü birimi olduğu için bunlar da sadeleşemiyor ve bize bir birimli oranı vermiş oluyor. C şıkkımıza gelelim. 57 metre ve desimetre. 57 metre ve desimetre bunlar birer uzunluk birimidir. Bunlar sadeleşir ve bize birimli oran yerine birimsiz oranı verir. Bunu da boş bırakıyorum. D şıkkımıza geldiğimiz zaman bize neyi vermiş arkadaşlar? 9 santilitreyi vermiş ve 4 saati vermiş. Santilitre bir hacim birimidir. Bunu yazalım. Saat ise yukarıda da yazmıştık zaten bir zaman ölçü birimidir hacim ve zaman farklı ölçü birimlerine ait olduğu için bunlar da sadeleşemiyor ve bize ne veriyor arkadaşlar birimli oranı vermiş oluyor D şıkkımıza da tık atıyoruz ve de E'ye geçiyoruz 9 kilolitre bölü litre evet kilolitre ve litre bir hacim birimidir hacim ölçü birimidir Bunlar da hepimizin gördüğü gibi aynı ölçü birimine ait olduğu için sadeleşir ve bize birimli oran değil birimsiz oranı verir. Bu şıkkımıza boş bırakıyoruz ve F şıkkımıza geçiyoruz. 25 kilogram (kg) ve 15 saat diyor. Arkadaşlar kilogram bir ağırlıktır, saat ise bir zamandır. Bu sayfada üçüncü saat yazdım. Saat ise bir zamandır. Gördüğümüz gibi farklı birimlere aittir ve bunlar da sadeleşemez bize birimli oranı vermiş olur. G şıkkımıza geldiğimiz zaman 6 desimetre ile 5 metreyi görüyoruz. Desimetre ve metre. Burada da görüldüğü gibi bakın buraya da yazmışım. Uzunluk birimidir. Bir uzunluk birimidir. Ve uzunluk birimi. Bunlar ikisi de aynı birime ait olduğuna göre bunlar sadeleşir bize birimli oranı değil birimsiz oranı verir bu soruda bizden birimli oranı istediği için biz buna tik atamıyoruz ve yumuşak G şıkkımıza geçiyoruz. 24 santimetre ve kilometre. Bunların ikisi de birer uzunluk birimidir. Ve bunlar da sadeleşebiliyor. G şıkkındaki gibi bize birimli oranı değil birimsiz oranı vermiş oluyor. Bu da boşta kalıyor ve bu sayfamız bitiyor. Birinci örneğimizin diğer uygulamalarına geçelim. H uygulamasına gelirsek 30 metre bölü 2 saat. Metre bir uzunluk birimi. Uzunluk birimi, saat bir zaman birimi. Dolayısıyla bunlar sadeleşemiyor ve bize birimli oranı vermiş oluyor. Buna tikimizi atıyoruz. I'ya gelelim. I'da 5 saat bölü kilometre göstermiş. Arkadaşlar burada az önce yazdım. Saat bir zaman dilimi, kilometrede metre gibi bir uzunluk birimi. Bakın kilometre ve saat farklı birimlere ait olduğu için sadeleşemiyor ve bize yine birimli saati vermiş oluyor. İyiye gelelim. 6 saniye saniye nedir? Bir zaman dilimi. Litre nedir arkadaşlar? Bir hacim birimi. Bakın bu ikisi yine farklı birime ait oldu. Dolayısıyla bunları da sadeleştiremiyorum ve bize birimli oranı vermiş oldum. 35 metre bölü 7 kilometre. Metre üstte yazmıştım. Bir daha yazıyorum buraya. Metre ve kilometre birer nedir? Uzunluk birimidir. Bunlar aynı birime sahip olduğu için ikisi de sadeleşir ve bize birimli Oranı değil. Bilimsiz oranı verir. J şıkkımızı da işaretlemiyoruz. K'ya geçiyoruz. 9 kilogram. Kilogram. bir nedir? Ağırlık. Ağırlık ölçü birimidir. Saat nedir arkadaşlar? Burada yazmışım. Bir daha yazıyorum. Saat, sevir, zaman. Ölçü birimidir. Bakın bu ikisi de Farklı ölçü birimleri oluyor. Dolayısıyla sadeleşemiyor bize birimli oranı vermiş oluyor. Kağıdımıza tıklımıza atıyoruz. L'ye geçiyoruz. Evet, mililitre ve saat. 8 mililitre. Mililitre bir nedir? Hacim birimidir. Saat nedir? Saati bu sayfada üçüncüye yazıyorum yine. Saat nedir? Bir zaman birimidir. Mililitre ve bir hacim. Mililitre ve saat birer ee, ayrı ölçü birimi olduğu için bunlara da tık atıyorum. Çünkü bize neyi veriyor arkadaşlar? Birimli oranı vermiş oluyor. L şıkkımıza da tık atıyoruz. Ve de M şıkkımıza geçiyoruz. 12 santim ve 2 saniyeyi vermiş. Evet, şuraya yazalım bakalım. Santim nedir? Bir uzunluk birimi. Değil mi? Uzunluk. Saniye nedir? Bir zaman birimi. Bu ikisi de farklı ölçü birimlerine ait olduğu için sadeleşemiyor ve bize birimli oranı vermiş oluyor. Tikimizi attık, ne şıkkımıza geçtik. Litre bir hacim birimi. Dakika bir zaman birimi. Bunlar da sadeleşemiyor. Yazamadım. Litre ve dakikada farklı ölçü birimlerine ait olduğu için bunlar da sadeleşemiyor ve bize birimli oranı vermiş oluyor. Buradan ne şıkkımızı işaretlemeyi unutmuşuz. Ay Pardon ne şıkkımızı işaretliyoruz o şıkkımıza geçiyoruz. O 30 kilometre bölü yazamadım. Şurayı bir sileyim tekrardan yazıyorum. Tamamdır. 30 kilometre ve metre nedir arkadaşlar birer uzunluk birimidir Bunlar da sadeleşir ve birimimiz ortadan kalkar ve bize birimli oran yerine birimsiz oranı vermiş olur. O şıkkımızı işaretlemiyoruz. Bir sonraki öncülümüz öğeye geçiyoruz. Bize ne demiş arkadaşlar? 42 desimetre bölü 12 ton. Evet desimetre bir uzunluk birimi. Ton ise bir nedir? Ağırlık birimi. İkisi de farklı ölçü bilimlerine ait olduğu için bunların ikisi de sadeleşemiyor ve bize birimli oranı vermiş oluyor. P'ye gelelim. P ise 18 metre bölü 30 saniye. Metre bir uzunluk birimi. Saniye bir eşittir. Şurayı yeniliyorum. Güzel olmadı. Saniye ise bir zaman ölçü birimi. Bakın gördüğümüz üzere bunların ikisi de farklı ölçü birimlerine ait, ölçü birimlerine ait. Dolayısıyla bize birimli oranı vermiş oluyor. Birinci, ikinci uygulamamızdaki son örneğimize gelelim. 5 litre bölü 1 saat. Arkadaşlar litre nedir? Bir hacim birimidir. Saat nedir? bir zaman birimidir. Şurayı Z'yi unuttuk. Zaman birimidir. Bakın hacim ve zaman farklı ölçü birimlerine ait. Bunlar da sadeleşemiyor ve bize birimli oranı vermiş oluyor. Böylelikle uygulamamızı da bitirip testimize geçiyoruz. Testimizi yapalım. Evet. 25 metre bölü 5 saniye ifadesinin aşağıdakilerden ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Buradan e, kalemimiz tamdır. Bakalım. 25 metre bölü 5 saniye. Metre bölü saniye metre bir neydi arkadaşlar? Uzunluk birimiydi. Saniye neydi? Zaman birimiydi. Bunların ikisi de sadeleşemediği için bize bir birimli oranı vermiş olması lazım. Şıklara bakıyoruz arkadaşlar. Hepsinde birer birim var. Dolayısıyla hiçbir şey eleyemiyoruz. Şimdi bize paya metre payda saniye verdiği için şıklarda da aynısı olması lazım. Payımıza bakıyoruz arkadaşlar. A şıkkında metre vermiş. B şıkkında da metre vermiş. C şıkkında ama saniye vermiş. Ters dönmüş. Yanlış. D şıkkımıza da saniye vermiş. Bu da yanlış. C ve D'yi buradan eledik. Evet şimdi 25 metreli saniye farklı ölçü birimlerine ait olduğu için elene e, sadeleşemediği için biz geriye kalan 25 bölü 5'e bakacağız. 25 bölü 5 kaç arkadaşlar? 25 bölü 5 5'tir. Yani bizden soruyu şuraya yazalım. 25 metre bölü 5 saniye. Eşittir 5 metre bölü saniye. Veyahut şöyle de gösterilebilir. 5 metre bölü saniye. Şıklarımıza bakıyoruz. Bunu veya bunu arıyoruz. İkisi saniye anlamı geliyor. Ve bize şıklarda 1 bölü 5'i vermiş. Yanlış. Biz 5 metre bölü saniyeyi arıyoruz. A şıkımızı işaretliyoruz. Ve diğer soruya geçiyoruz. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuza diyor ki. 4 kilometre bölü saat ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Burayı bir ayrıca yazalım. 4 kilometre bölü saat eşittir 4 kilometre bölü saat. Gördüğümüz üzere kilometre uzunluk birimi, buraya uzunluk yazalım. Saat ne birimi? Zaman birimi. Bunlar sadeleşememiş. Ama burada başka şeyler sadeleşmiş olabilir. Bakacağız. Bunlar sadeleşemediği için kilometre ve saatin aynı kalması lazım. 16 kilometre bölü 1 saniye saat kalacak da biz saniyeyi istemiyoruz. A şıkkımızı eliyoruz. 4 kilometre bölü 1 saniye. Arkadaşlar burada bize ne vermiş olur? Bunu biz bu şekilde göstermeye kalkarsak bize 4 kilometre bölü saniye vermiş olur. Ama biz de saniye istemiyor. Saat istiyor. B şıkkımızı da eliyoruz. Evet 24 kilometre bölü 6 saat. Bakın birimler birimlerimiz aynı kilometre ve saat. Şimdi payımızdaki paydamızdaki sayıları sadeleştirmeye gelelim. 24 bölüm 6 kaçtır? 4'tür tabii ki de. Bunu ayrıca yazalım. C şıkkını şuraya yazalım. 24 kilometre bölü 6 saat bize neyi vermiş olur arkadaşlar? 4 kilometre bölü saati veyahut şöyle yazabiliriz 4 km bölü saat. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı oluyor. D şıkkına da bakalım. 24 metre bölü 3 saniye diyor. 24 metre ile 3 saniye bizim bir kere istediğimiz birimler değil. Onun dışında 24 metre bölü 3 saniyeyi biz nasıl gösterebiliriz? 8 metre bölü saniye olarak gösterebiliriz. Veyahut 8 metre bölü saniye. Ama bize soruda bunu istememiş. Bu yanlış. Bize soruda bunu istediği için C şıkkımızı işaretliyoruz ve bu sayfadaki son sorumuza geçiyoruz. Evet diyor ki 10 saatte 1000 kilometreye giden bir aracın 1 saatteki hızını gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir? İlk önce biz bir yazalım. 1000 kilometreyi bu arkadaş Kaç saatte gidiyor? 10 saatte. Kilometre bölü saat. Bunları bir sadeleştirelim arkadaşlar. Kilometre bölü bir saat farklı ölçü birimlerine ait olduğu için bunlar sadeleşemiyor. Ama 1000 ile 10 sadeleşebiliyor. Buradaki sıfırları attığımız zaman bize 100 kilometre bölü saati vermiş oluyor. Veya bir diğer gösterimle ise 100 kilometre bölü saat demiş oluyor. Burada bize ne anlatmış oluyor? Bir saatte 100 kilometre gidiyor demek bu. Bize soruda ne istiyordu peki? Bir saatteki hızını gösteren ifade. Evet arkadaşlar bir saatteki hızı bir saatteki hızı 100 kilometre bölü saatmiş. Dolayısıyla şıklara bakıyoruz. 1 kilometre bölü saat değil. 10 kilometre bölü saat değil. 100 km, 1000 kilometre bölü saat değil. 100 kilometre bölü saat. Doğru cevabımız D şıkkım ve bu burada bu videoyu sonlandırıyorum. Diğer 175 ve 176. sayfaların çözümlerini diğer videoda anlatacağım. İzlediğiniz için teşekkürler.